Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün şu ana kadar yaptığımız testleri toptan bir inceleme videosu olarak bunu hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ilk başta kanalımızda elektrik nasıl üretilir diye başladık. Adım adım fırçalı DC motorlar üzerinde incelemeler yaptık. Peşinden yanlış hatırlamıyorsam step motorlara geçtik. Oradan sonra da fırçasızlara geçtik. Ve bu seriye tabii daha devam edeceğiz. Ama şu ana kadar geldiğimiz noktayı bir incelemek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar, burada alanlarda en iyi enerji üretenleri burada söktüm. Burada yeni gördüğünüz motorlar da var. Biz bunları gelin beraber inceleyelim. Şimdi step motorlardan başlarsak, step motorların içerisinde en iyi performansı veren motorumuz gördüğünüz bu motor arkadaşlar. Bunun tabi diğer steplerden kendisini ayıran noktayı aslında burada belli etmek için bu motorun içini açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dış taraf gene aynı. Daha deminki motorun aynısı yani. Biz bunun içini biraz daha inceleyelim. Bakın, sargı sayısı daha fazla ve daha uzun bir göbeğe sahip. Daha fazla saj preslenmiş içerisinde. Yani velhasıl kelam aslında daha fazla manyetik alana muhatap olacak bizim iletkenlerimiz var. Normal bir standart bir step motoru incelersek, normal 3D yazıcılarda kullanılan. Baktığınız zaman bu daha sargı ile tarılmış ve göbeği de gördüğünüz gibi boyları bu kadar. İçerisinde neodmiyum mıknatıs var ve etrafındaki preslenmiş saclar manyetik alana maruz bırakılıyor arkadaşlar. Şimdi diğer step motorun göbeğini inceleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 2 adet var. Şundan 2 adet. Ve bu şekilde arkadaşlar manyetik alan olarak tabii ki diğer step motorlardan daha iyi performans verdi. Bundan daha büyükleri hem hacim olarak daha büyük olabiliyor hem de katman olarak. Yani şu katmanlar daha fazla oluyor. Mesela şunun arasında bir mıknatıs yok arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu ara daha boşken şu ara asıl manyetik alanı gördüğümüz nokta, bir de bu ara. Bu ikisi aslında tek bir milin üstünde arkadaşlar preslenmiş. Yani bunların adetlerini arttırdıkça aslında step motorun daha yüksek torkta çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii bu neden önemli? Çünkü step motorların görevi arkadaşlar biliyorsunuz hassas işlerde kullanılıyor ve bu şekilde de daha yüksek manyetik alan olması motor içerisinde adım kaçırmasını engelliyor ve daha ağır işlerde kullanılmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, step motorun avantajlarının bir başkası da şu arasındaki boşluğun çok az olması. Tabii bunun sebebi gene imalatla ilgili bir durum. Bakın, neredeyse arada hiç boşluk yok gibi. Tabii ki bunun sebebi de dediğimiz gibi gene adım kaçırmasını önlemek için ve tork oluşturabilmek için. Çünkü step motorlar aslında arkadaşlar çok az akım çeker. Normal DC motorlara nazaran daha az akımla çalışır. Ama ona rağmen yani güçlü motorlardır. Bunun da ana sebebi arkadaşlar buradaki işçilik aslında. Manyetik alanın daha konsantre halde birbirine yakın. Yani kasayla sargılarla manyetik alan arasındaki mesafenin çok az olması buna sebebiyet veriyor. Bir şey daha gözlemliyoruz. Motorunuz çok verimsiz olsa dahi yüksek devirlere çıktığınız zaman, belki mıknatısı neodmiyum olmasa dahi, daha yüksek devirlere çıktığı zaman arkadaşlar manyetik alanı hızlı değiştirdiğimiz için daha yüksek akım ve volt değerlerine ulaşabiliyoruz. Bunlar için de tabii ki o motorun aslında çalışma özellikleri bizim için önemli. Mesela hali hazırda motorunuz yüksek voltajla çalışıyorsa ve düşük devirle çalışıyorsa aslında bu tam ideal bir motor. Bunu daha fazla açmak istersek şunu ifade edebiliriz. Mesela motorumuz 70 voltta 1000 RPM dönüyor. Demek oluyor ki arkadaşlar 70 volt civarında, yani 70 voltu ulaşmak için biz 1000 RPM'in biraz üstüne çıktığımız zaman, kayıpları da göz önüne alırsak, biz aslında 70 volta ulaşabiliyoruz. Ama mesela motorunuz 3 volt 5000 RPM küçük bir drone motoruysa, siz 3 volta ulaşmak için 5000 RPM'e çıkmanız lazım. Bu da günlük hayatta gerçekten zor. Hele rüzgardan enerji üretmeye niyetiniz varsa bu sizin için ciddi anlamda sorun olabilir. Şimdi arkadaşlar, bizim stepler içerisinde en iyisini bırakalım. Şimdi arkadaşlar, fırçasızlar içerisinde orta boylara gelirsek, bizim bu motorumuz güzel enerji üretmişti. Yaklaşık 12 watt'a kadar çıkmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ve mesela bir rezistansı bununla ısıtamıyorduk. Çünkü üretilen akım miktarı az olduğu için. Ama mesela biz sizin için bunda bir test yaptık arkadaşlar tekrardan. Ve bu test sonucunda arkadaşlar daha yüksek akımlar üretildiğini gördük. Zaten onu da videosunu şimdi buraya koyacağım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Yani buradaki en büyük etkenlerden biri yine dediğimiz gibi arkadaşlar motorun normaldeki çalışma devri. Normal şartlarda mesela bu motorumuzun yüksek devirde kullanıldığı için, önünde bir dişli kutusu olduğu için yüksek devirde kullanılıyor ve bu şekilde arkadaşlar ister istemez siz o devre çıkmanız lazım ki onun çalışma performansının tam anlamıyla alabilelim. Fırçasızlar içerisinde arkadaşlar en büyük bize, şu an tabi burada belki seçemiyor olabilirsiniz videolarda, en büyük enerji üreten yaklaşık 87 watt'a kadar çıkmış olan motorumuz da bu. Bakın arkadaşlar, zaten direkt kendini belli ediyor. Buradaki sargılar arkadaşlar daha hem kalın telli hem miktar olarak fazla. Çok fazla bilgiye ihtiyacınız da yok. Şöyle baktığınız zaman direkt fark ortada zaten. Daha fazla sargı ve
sargı telleri diğer motorlara göre nispeten daha kalın. Mesela şu sargı teline bakın arkadaşlar. Bir de bunun teline bakın. Şurada daha iyi anlayacaksınız aslında. Bakın arkadaki tellerin inceliğini görüyorsunuz. Bunun da kalınlığını görüyorsunuz. Mesela bu 220 volt bir motor. Evet, döndüğü zaman yüksek devirlere çıkmadan yüksek voltajlar üretebiliyorduk bununla. Ama akıma geldiği zaman bu sonuçta akımımız bu tellerin içerisinde akacağı için bu teller akışa ne kadar uygunsa, yani yüksek akım miktarını ne kadar taşıyabiliyorsa arkadaşlar, o kadar fazla bizim aslında akımın geçişine izin veriyor ve sistemimizi daha yüksek amperle besleyebiliyoruz. Fırçalılara geçelim arkadaşlar hızlıca. Şimdi buradaki motorda video sunu şimdi koyacağım ekrana. Devri yükselttiğimizde gayet güzel ama düşük devirlerde çok performans vermemişti. Akım miktarı gene diğer motorlara göre nispeten daha iyiydi ama ne yazık ki yüksek wattlara çıkamamıştı. Daha sonrasında arkadaşlar bakın, bu da onun göbeği. Görüyorsunuz teller gene kalın ama sarı miktarı, bakın burada kullanılan bakıra bakın, bir de burada kullanılana bakın. Yani buradaki daha fazla olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Kıyas etmek konusunda. Bu da zaten fırçalardan hareket edildiği için. Mesela şunu da alalım. Bu da onun fırçası. Buradaki kolektörlerden geçen akım fırçalara ulaşıyor. Fırçalardan da arkadaşlar bu akımı sisteme bağlıyoruz. Tabii ki burada da kayıplar meydana geliyor. Ve yüksek amperlerde gene sargılar bizim için sorun çıkartıyor. Bizim için mesela çok az enerji üretebilen bir motordu. Testlerde DC motorlardan hatırlarsınız. Ama mesela biz bunu gene yüksek devirleri çıkarmak için bu sefer matcap değil de yine aynı kendi motorunu kullandık. 775 geçiyor arkadaşlar bu motor tipi. Yüksek devirleri çıktığı zaman bununla da rezistans kızartabildik. Yani bununla da iyi akım üretebildik. Buradaki püf nokta arkadaşlar, yine üstüne basıyorum. Motorun ideal akım üretebileceği bir devir turu var arkadaşlar. Siz bu devre çıkmanız lazım. Yani motorunuz, bakın buradaki sargılarımızın kalınlığını görüyorsunuz değil mi? Normalde ciddi akım vermesi lazım. Ama matkapla bunu test ettiğimizde çok az akım verdi. Yani çok yüksek denmeyecek miktarda akım verdi. Ama yüksek devire çıktığımız zaman bunlardan daha fazla akım alabildik. Bu arada sargıları burada olan motorun, bu da göbeği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neodmium mıknatıs değil. Ama bunun etrafını bir sajla kapatmışlar. Çünkü yüksek turlara çıktığı zaman arkadaşlar buradaki mıknatıslar kasadan ayrılmasın diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rulman yatakları var ve üstüne 2 adet rulmanla burada dönen bir manyetik alan var. Bir de bunun bir başka avantajı arkadaşlar, manyetik alan bunun merkezi daha büyük olduğu için mesela bu bir tur atarken burada kat ettiği bir mesafe var. Mesela bunun bir turuyla şöyle şu noktaya referans alın. Bu noktanın mıknatıs olduğuna referans alın. Bakın daha bir tur dönerken ne kadar fazla yol kat ediliyor. Altı üstü bir tur dönüyor. Ama şuradaki dış çemberdeki hızı zaten görüyorsunuz. Mıknatısın üretmiş olduğu manyetik alanı daha yüksek hızlarda, tur sayısı az bile olsa daha yüksek hızlarda arkadaşlar sargıların üzerinden hareket edebiliyoruz. Ve bu manyetik alan arkadaşlar istediğimiz voltajı ve akımı daha az turda bize sağlayabiliyor. Peki bu motorlar dışında arkadaşlar bir motoru daha inceleyelim. Tabii bu şu an bunun kasası burada değil. Bir motorun arkadaşlar göbeği baktığınızda bu sabit kısmı arkadaşlar zaten. Stator kısmı. Kasası dönüyor arkadaşlar bunun. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten kalın bakır emayeli teller kullanılmış. Kaplamalı. Burada bunun kasasında dönen bir turla bunun bir turu aynı değil. Yani bu ikisi de aynı bir tur yapsa bunun mıknatısının arkadaşlar, velev ki bunun dışında bir mıknatısı olduğunu farz edelim. Bunun mıknatısının döndüğünü düşünelim arkadaşlar. Bu bir tur döndüğü zaman bunun belli bir hızı varken bunun bir turu tamamlaması için arkadaşlar mıknatısının etrafında döndüğü mesafeyi daha yüksek hızla tamamlaması gerekiyor. Olayı anladığınızı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar motorunuzun aslında hacmi, yani buradaki manyetik alanın döndüğü mesafenin daha uzun olması daha az turlarda daha yüksek arkadaşlar hareket elde etmenizi sağlıyor. Yani manyetik alanın daha az turlarda daha yüksek hızda hareket etmesini sağlıyor. Bu da bize çok az turda daha yüksek akım ve voltaj manasına geliyor. Tabii bu biraz proje için büyük gelebilir. Eğer çok büyük bir pervane kullanacaksanız bu tip bir motoru kullanabilirsiniz veya
kilovat bir sudan elektrik üreteceksiniz. Gene bunun kasasını kullanabilirsiniz ama böyle küçük bir şey yapacaksanız bu gerçekten çerçevesi büyük olduğu için bu biraz kullanışsız olabilir. Ama bunun yerine hoverboard motoru ya da bir scooter motoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada da neye dikkat edeceğiz gene? Bu hoverboard motoru veya scooter motorunun ya da elektrikli bisiklet çıkma bir elektrikli bisiklet olabilir. Yüksek voltaja çalışması. Yani bunlar genelde arkadaşlar yüksek tork, düşük RPM üzerine tasarlanmış motorlar oluyor. Ve bu motorlar arkadaşlar daha yüksek akım ve daha az turla daha yüksek voltaj üretebiliyor. Şimdi biz yakın zamanda onun da testini yapmayı planlıyoruz. Bir tane motor sipariş ettik sizler için. 2000 wattlık. 2000 wattlık bir motordan, bir scooter motorundan ne kadar enerji üretilir? Bunu inceleyeceğiz. Tabii ki burada birçok farklı motordan farklı performans verileri gördük. Bu motorlarda arkadaşlar dediğimiz gibi yani imkanlar dahilinde tercih ederken bunları göz önünde bulundurmanız için biz bunları anlatıyoruz. Yani mesela olağanüstü bir durumda enerji ihtiyacı meydana geldi. Biz etrafımızdaki motorlardan kendi bataryalarımızı nasıl şarj ederiz? En azından burada bunu anlamış bulunmaktayız. Mesela günümüzde bu kadar enerji tüketimi varken üretmeyi de bilmenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün imkanlar elinizdeyken sosyal medyayı teknik bilginizi geliştirme aracı olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Umarım güzel projeler yaparsınız sizler de. Bu videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.